TV 100 Murat Kelkitlioğlu Millet İttifakı Dağılır Seçimlere ramak kaldı. Doğal olarak tabloda netleşmeye başladı. Son yıllarda ilk kez son düzlüğe kadar kafa kafaya giden yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyeceği kanaatindeyim. Erdoğan'ın hemen her mitinginde vurguladığı CHP-HDP ilişkisi Kandil'den terörist başlarının Kılıçdaroğlu'na destek vermesi gibi etkenlerin seçmende karşılık bulduğunu görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki provokasyon şovuna rağmen AK Parti'nin İstanbul mitingindeki kalabalık tabanın konsolide olduğunu, kararsızların kararını verdiğini kanıtladı. Bu arada propaganda sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye yapılan linç kampanyasına da değinmeden geçemeyeceğim. FETÖ'cü alçakların iğrenç kampanyasına CHP'liler de katıldı ve adamı hasta ettiler. Böyle bir mahalle baskısı, böyle bir linç kampanyası ne görüldü ne duyuldu. Başarılı da oldular. Son anket sonuçlarına baktığımızda İnce'nin oylarının erdiği, Diğer aday Sinan Oğan'ın yükselişe geçtiği görüldü. Yanlış anlaşılmasın, böyle iğrenç bir kampanyada Sinan Bey'in herhangi bir dahli yok. İnceden kopanlar düşünüldüğü gibi CHP'ye değil Sinan Oğan'a yöneldi. Ancak bir kez daha söylüyorum. Bir kısım CHP'li FETÖ ile işbirliği yaparak yazık ettiler Muharrem İnce'ye. Gelelim Millet İttifakı'na. Bakın buradan iddia ediyorum. Millet İttifakı seçimi kazansa da kaybetse de darmadağın olacak. İlk krizde birbirine düşen masa ortakları arasındaki krizin bugün hala devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in bakanlık dağılımı ile ilgili yaptığı açıklamalar ortalığı yine gerdi. Akşener şöyle dedi. Altı siyasi partiye başlangıçta dendi ki biz genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz her partiye bir bakanlık olabilir dendi. Logosuyla giren iki siyasi partinin sayısına göre, CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP, diğer partilerden de bakanlık önerebilir. Biz ilgilendirmez. Masanın küçük ortağı rahat durur mu? Ahmet Davutoğlu derhal krize ortak oldu ve şunları söyledi. Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre, bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Daha bir şey kazanmadan bakanlık dağılımlarında bugün bunu yaşayanlar seçim sonrası ne krizlere imza atar, varın siz düşünün. <laughs>